This was a great day event, and I learned much from the presentations that I heard in the presentation about the Tarkovsky film. I just had a brief conversation with a presenter, Nihan, and we found that as Tarkovsky usually does this in his films, he extends something between the theological, the philosophical, and the personal connection. So I found this a great start for investigation of that film and the female figure there that that extends all the way to the Theotokos. Tarkovsky için sinema ibadettir. Film çekmek ibadettir. Dolayısıyla bugün Tarkovsky'nin Nostalgia filmindeki La Madonna del Parto imgesinin aslında bütün filmde bahsedilen o Nostalgia sancısını dindirebilecek tek şey olduğunu söylemeye çalıştım. Şey diyorum özellikle çünkü Meryem Ana ne isterseniz odur. Meryem Ana annenizdir, yurdunuzdur, dilinizdir. Sizi siz yapan her şeydir, kendinize inancınızdır, bütün maneviyatınızdır o. For the second one, I found it fascinating that there's we can see the translation of the image into another culture. We saw how an initially Greek, a Byzantine image, which is transported to Russia, and actually one of the most famous icons of the Theotokos that we find in the Russian tradition, the Mary of Vladimir, is actually a Greek one from Constantinople, from this city in the 12th century. And we see how even that is in some ways translated to the Japanese culture. Bugün bu panelde Japon bir sanatçının Meryem Ana betimlerini izleyicilerimize sundum. Çeşitli ikonaların İstanbul şehriyle olan bağlantılarını kurmak da ayrıca verimli bir husus oluşturdu. And the third one, of course, blew my mind because that's something we rarely get to be aware of, the presence, the representation of the presence of the Theotokos in the Islamic tradition and Islamic art. Yapmış olduğum sunum benim İslam sanatında Meryem tasvirlerine ilişkindi. İsa'nın doğumu, İsa'nın beslenmesi, emzirilmesi, işte Meryem'in kucağında İsa gibi temaların yoğunlukla işlendiğini görüyoruz. Peki bu el yazmalar hangileridir diye soracak olursanız, peygamber hikayelerinin anlatıldığı kısasül enbiyalar, bunlar işte 1500'lü yıllara aşağı yukarı tarihleniyor ve içinde aşağı yukarı her peygambere göre hikayelerinin anlatıldığı ikonografik bir takım temalar var ve tabii ki Meryem ve İsa konuları da bunun içerisinde yer alıyor. Overall, I think that was a great meeting of presentations of people in dialogue. I think that the point about the Theotokos bridging cultures and civilization came across very strongly. Çok dini temalarda, çok teolojiye girmeden aslında tamamen sanat üzerinden konuşulunca her şeyin sanatın birleştirici gücünü de aslında ortaya koyuyor. Aynı zamanda dişil prensip, dişil ilke, hayata anlamını katan şey olarak kadınlığı andığım ve bunu Meryem Ana özelinden yapabildiğim için de çok mutlu hissediyorum kendimi. Dolayısıyla herkese, bütün organizasyonu sağlayanlara, vakfa ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum.